Fight Night dizimizin çekildiği sette şu anda dolaşıyoruz. Arkada görmüş olduğunuz bizim Paytaht ekibimiz. Paytaht ekibimiz, gönüllü ekibimiz bu. Buraya davet ettik. 70 kişilik bir ekip. Sosyal medyada çok güzel hizmet ediyorlar. Instagram'da, Twitter'da, Facebook'ta. Her hafta güzel yorumlar yapıyorlar. Gönüllü bir ekibimiz. Buraya davet ettik. Arkamda görmüş olduğunuz film dizimizin bu sezonun başında kullanmış olduğumuz, sık kullanmış olduğumuz bir bölüm var. Ağır bölümün atların bulunduğu yer. Ve burada hatırlarsınız, Alman askerlerle, o Osmanlı askerleriyle burada ufak bir atışma olmuştur. Hatta burada bir Osmanlı askeri Almanlar tarafından esir alınıyor. İşte bu bölge, burası. Ve atların burada yürüyüş yaptığı yer. Evet, City gezmeye devam ediyoruz. İnşallah ileride daha da burada göreceğimiz yerler var. Hadi beraber gezimizi devam edelim. Efendim, dizide seyrettiğiniz, sık seyrettiğiniz bir sahne var ki, evet, bahçe, has bahçemiz. Burada sultanın çok gezdiği bir bahçe, bütün sultanların gezdiği bahçe, Sultan Hamid'in ve misafir, hatırlarsınız, hani burada bir kahve ikramı yapmıştı İmparator William'e burada. Tam şurada oturuyorlardı. Sultan Abdülhamid burada ve İmparator Kaiser burada. Bir kahve ikram etti kendisine. Bu has bahçemiz, gördüğünüz gibi bütün buradaki çiçeklerimiz doğaldır. Evet. Ve dizide en çok kullanılan mekanlardan biri. Evet, gezimize devam ediyoruz. Daha da güzel yerlerimizi göstereceğiz inşallah. Hadi buyurun. Evet, yine dizimizin sıkça gördüğümüz sahnelerden biri. Burada şehzadelerin çalışma masası. Şehzade Mehmet Selim Efendi ve Şehzade Abdülkadir Efendi'nin çalıştığı masa. Ve dizimizde kullandığımız bir masadır bu. Gezimiz devam ediyor. Buyurun. Bu mekanımızın seyirciler tarafından en çok sevilen mekan. Sultan Abdülhamid'in namaz kıldığı yer ve zikir yaptığı yer. Zikir sahnesi burada çekiyoruz. Evet, şu görmüş alanda. Ve tabii ki burada sultanın o zikir sahnesinde, hani Tahsin Paşa ile oturup da hafif sol tarafa, kalbine doğru zikir sahnesini yapıyor ya. İşte bu taraf. Bunu da gösterelim size. Üst taraf burada Sultan Hamid'in yaptığı zikir sahnesi. Evet, setimizi gezmeye devam ediyoruz. Şu anda kiminle olduğumu söylememe gerek yok tabii ki. Sağ olsunlar. Paşam, Ramazan ayındaki iftar sofranızdan bahseder misin? Sofranızda ne olacak yani, acaba peki? Mahmut Paşa'dan mı ben? Yok tabii ki, Mahmut Paşa. O zaman Mahmut Paşa'nın iftarının birinci değişmesi tavuk budu. Tavuk budu. Kesin, garanti. Ama yanında mutlaka pastırma olacak. Pastırma olacak. Evet. Ondan sonra bir tane yanında ne içer diye düşünüyoruz Mahmut Paşa. Güzel bir şerbet olacak Seniha Sultan'a. Peki geçen sezondan ezan okunmadan önce ağzınıza suyu götürdünüz. O ilk sene. İlk sene. Peki bu sene Mahmut Paşa biraz daha dindar mı oldu? Zaten tarihte de öyle. İlk seneden sonra tarihte de öyle. Mahmut Paşa alternatifken tövbekar oluyor. Ondan sonra Abdülhamid'le beraber yol alıyorlar. O konuyu da açıklamak lazım burada. Onu bir söyledik. Evet. Sonra Abdülhamid'in yolundan şaşmayan paşalardan bir tanesi. Tarihte hep Avrupa'da hain olarak Jön Türklerin yanında katıldığı söyleniyor. Doğrudur. Ama Jön Türklerin onursal başkanı.
Sebahattin'den ve diğer Jön Türklerden istihbarat alıp Abdülhamit'le düzenli mektuplaştığı bilinmekte tarihte. Evet. Ayrıca Abdülhamit'in kendisine en sevdiğim paşalarımdan biri sensin diye yazdığı mektup da bugün tarihte çıkmış durumda. Seniha Sultan çıkardık o mektubu. Seniha Sultan iki ya da üç kez boşanmak istediğini söylüyor Abdülhamit'e. Boş ol demek istiyorum madem vatan haydi diyor. Kabul etmiyor. Üçünde de zinhar kabul etmiyor Abdülhamit. Bir hayli olsa niye kabul etmesin? Türbesini buraya getiriyor. Evet. Evet, ve vefat ettiği zaman Abdülhamit Mahmud Paşa'nın türbesini Eyüp'e defnedilmesini ısrarla istiyor. Çünkü Eyüp o zamanlar sadece devlete hizmet etmiş üst düzey insanların defnedildiği bir yer. Hanedandan olup Eyüp'e defnedilemeyenler var. Evet. Aynen. Şimdi bütün bu deliller de bize gösteriyor ki Mahmud Paşa tövbekar olduktan sonra tövbesine bağlı hünkârla beraber yol alıyor ve Avrupa hafiyesi olarak da büyük üstün hizmetleri var. İftar sofrası değişmez. İster hain olsun ister olmasın tavuk butu, pastırma şerbet olacak. Peki Sultan görürse ne olacak bu halin? Şimdi ilk senede şöyle... Pastırma ondan sonra bu kadar böyle masraflı paşanın bu sofranın... İlk sene biraz dini... İtikadı zayıfken Mahmud Paşa'nın şöyle bir sahne çekmiştik, çok tutmuştu. Hep beraber paşalarla işte niyetleniyor. Evet. Herkes bütün paşalar gidince hemen dönüyor, hurma yiyor. Pek fazla geçmesin zaman hemen diyor, bozayım günaha gireyim ki çok uzun süre geçerse günahın uzun, daha çok günah yazılır bana diyor. Onun için hemen paşalar gidince hemen açıyor. Güzel sohbetten. Onda bile fırıldak. Bu güzel sohbetten dolayı çok teşekkür ederim. Selam söylüyorum herkese. Sağ ol. İlgilerine, alakalarına teşekkür ediyoruz. Allah eksik etmesin. Allah'a emanet olsun. Gezimiz devam ediyor. Arkamda görmüş olduğunuz İngiliz Sefareti, Elçiliği. Dizimizde çok kullandığımız ve hatta biliyorsunuz en son sahnemiz burada bayağı bir kalabalık bir sahnemiz. Buradaki hani bir sahne var ya hani şemsiyeler açılıyor. O şemsiyeler açılırken oradan efendim bir casus içeriye kaçıyor. O sahnemizi hatırlıyorsunuz. Evet, İngiliz elçiliğimiz burası. Dizimiz devam ediyor. Buyurun. Evet, dizimizde en çok kullandığımız bir bölgedeyiz. Burası Pera. Neredeyse dizinin yani çoğu kısmı burada çekiliyor. Diş çekimler. Pera dediğimiz bölge burası. Ve burada görmüş olduğunuz gibi dekora çok önem veriliyor. Birebir sanki Pera'da, sanki Beyoğlu'nda, Şişhane'de gibi bir görüntümüz var burada. Ve Pera'nın hemen çıkışında şöyle bir bakliyat tezgahımız var. Ben sizin dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın burada her şey orijinal. Yani plastik değil, nohut, bakın mercimek. Fasulye, pirinç, soğan, plastik değil, patates. Ayrıca burada soğanlar ucuz, 2 liradan. Patates de 2 liradan efendim. Evet, gördüğünüz gibi hakikaten sanki dizinin içindesiniz, sanki yaşıyorsunuz. Şu Pera'ya geldiğiniz zaman diyorsunuz ki ben 1900'leri, 1890'ları hakikaten yaşıyorum böyle. Baktığınız zaman sağ sollu sokağa ve karşıda görmüş olduğunuz tramvayı. Efendim, gizimiz devam ediyor. Hadi devam edelim. Evet. Şu anda bizim bulunduğumuz mekan, dizimizin çekildiği en güzel mekanlardan biri. Etrafa şöyle bir bakalım. Karşıda Sultan Abdülhamid'in çalışma masası ve mabeyin burası. Yani dizimizde en çok kullandığımız alan. Tabii ki bunu çok sağdaki eşyaları ve dekoru görerek anlatmaya gerek yok. Dizimizde çok kullandığımız bir alan burası. Gerçekten itinayla bakılıyor. Ve mümkün olduğu derecede buradaki eşyaları birebir saraydaki, Yıldız Sarayı'ndaki eşyaları benzetmeye istedik. Ve görmüş olduğunuz mabeyin dizinin çoğu çekimleri burada yapıldı. Efendim, bu bölümümüz bu gezintimizin son kısmı. İnşallah bir dahaki gezimizde
başka görüntülerimiz olacak. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bekliyoruz. Çok teşekkür ederim.